Medet Allah ya Muhammed ya Ali, Yusuf kuyusunda zindana düştüm. Gülbengi çekilen Bektaş-ı Veli, gayretiniz yok mu yok mu ummana düştüm. Ummana düştüm. Kartal Cemevi'nin Sayın Başkanı İsmail Saçlı, Ok Meydanı Cemevi'nin kuruluşundan kurucu başkanlık yapmak üzere Alevi Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere bugüne kadar bu yolun en iyi şekilde sürdürülmesi konusunda Sayın Vali Yardımcımız, değerli canlar, değerli katılımcılar, Ali Haydar Bey'i niyaz ederek hepinizi selamlıyorum. Bu cemevimizin, Alaydar Dede cemevimizin, hizmet binamızın yapımında başta Hasan dedemiz olmak üzere emeği geçen tüm canları yürekten kutluyorum. Burada olan arkadaşlardaki heyecanı da görüyorum çünkü onlar haklılar. Çocukluklarında burada cem tutarken karda kışta kapıda iki tane, üç tane nöbetçiyle, bekçiyle cem yapmış bir toplum. Bugün dedenin dediği gibi de valinin katılımıyla, askerin katılımıyla cem evi açmanın onurunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu cem evleri sadece bizim kurban kesmek, sadece kültürel faaliyetlerimizi gösterdiğimiz yer olmaktan ziyade inançsal Alevi Bektaşi kimliğimizin sembolü olacaktır. Bizim her inanca saygımız vardır. 72 millete saygımız olduğu gibi bir Sünni köyünde cami olduğunda nasıl ki orası bir mabetse, Hristiyanların yaşadığı yerde kilise bir mabetse, Alevi Bektaşilerin yaşadığı yerde de cami, cem evinin olması kadar doğal hiçbir şey yoktur. Biz bu dağın eteğinde doğmuşuz, Alevi olmuşuz. Öbür eteğinde doğup Sünni olabilirdik. Bir başka yörede doğup Ermeni olabilirdik. Veya Kürt olabilirdik, Türk olabilirdik. Bu bizim elimizde değil. Ama insan olmak, insan gibi yaşamak, insani değerlere saygı göstermek bizim elimizdedir. Bizim aldığımız terbiye gereği, burada biraz önce de söylediler, tabii biraz da sorunlara değineceğiz. Cem evlerini açmak yetmiyor. İçini de doldurmamız gerekiyor. İşte Ali Rıza Başkan söyledi, hakikaten Türkiye'de Kartal Cemevi Vakfı kurumsal olarak, birçoğunuz da Kartallısınız, unutmadan da söyleyeyim. Buraya gelirken Kartal'da yaşayan insanlar, esnaflar, üyeler, herkesin size selamı var ve orada herkesin kalbi burada atıyor. Tabii ki, tabii biz bu topraklarda 1000 yıl yaşadık. Siyasiler biraz sonra katılırlar, örnekler verirler. 1000 yıl bu topraklarda kardeş gibi yaşadık diyeceklerdir. Biz 1000 yıllık bu topraklarda etle tırnak gibi yaşadık diyeceklerdir. Doğrudur. Ama biz bu topraklarda Alevisiyle Sünnisiyle kardeş gibi yaşadık. Ama bu devleti yönetenler baba gibi davranmadılar. Kardeşler arasında ayrım yaptılar. Biz üvey kardeştik. Etle tırnak gibi izlediler, doğrudur. Ama zaman zaman bu tırnaklarla çalıştırdılar bizleri. Ama uzadığı zaman da tırnaklarımızı kestiler. Böyle kardeşlik olmaz. Eğer biz bu ülkede askeriyede birlikte nöbet tutuyorsak, biz bu topraklara mülteci olarak gelmedik. Biz bu topraklara sığınmacı olarak gelmedik. Biz de bu toprakları savaşarak, kan dökerek hep birlikte kazandık ve geldik. Onun için bizim bu topraklarda bayrak sorunumuz yoksa, başka toprak sorunumuz yoksa nedir bizim sorunumuz?
anayasal haklarımızın eşit bir şekilde bize verilmesidir. Demin kul hakkından bahsetti sevgili dede. Bugün Diyanet İşleri'nin bütçesi bizim verdiğimiz vergilerden imamların maaşları verilirken hala bizim dedelerimizin, zakirlerimizin, cenaze hizmetlilerinin giderlerini sizlerin katkılarıyla ödemekteyiz. Niçin? Anayasada eşitsek neden biz bunlardan faydalanamıyoruz? İşte bunun tek bir nedeni örgütlü toplum olmamız için bu cemevlerimize sahip çıkmalıyız. Birbirimizle değil büyük hedeflerle uğraşmalıyız. İşte biz yeni anayasada hükümetlerle görüşmelerde söylüyoruz. Yeni anayasada haklarımız verilmeli. Bu yeni anayasada haklarımızı koymazsanız, koymakla da yetmez, güvence altına alacaksınız. Bir okulda öğretmen sen Alevisin diye öğrenciyi oradan kovmamalı, iş yerinden atmamalı. Bunun bir cezası olmalı. Alevi köylerine zorla cami yaptırılmamalı. Alevilerin ser çeşmesi Hacı Bektaş dergahına ücretle parayla girmemeliyiz. İşte 15'inde orada anmamız var. Hacı Bektaş etkinlikleri var. Hacı Bektaş Belediyesi'nin önüne bir söz yazdıracaklar. Biraz önce de dedemiz söyledi. İncin sen de incitme. Doğrudur. Ama Hünkar Hacı Bektaş Veli siyasi önder değil, inanç önderidir. Onu bizim inancımız için söylemiştir. Eğer sen beni düşüncelerimden dolayı, inancımdan dolayı incitirsen ben de seni incitirim. Onun için çok söylenecek sözler var değerli dostlar. Ama şükür ki artık bir araya gelebiliyoruz. Dün de Orçun Festivali'ndeydik. Başkanlarımız, muhtarlarımız hep birlikten bahsediyorlar. Sözde değil, artık özde birlik olmanın zamanı gelmiştir. Artık birbirimizi sevmesek de saygı göstererek örgütlü olmalıyız, haklarımızı almalıyız. Bu dava bu şekilde sürecektir. Birçok bedeller ödendi ama hiçbir zafer bedelsiz olmayacaktır. Biz bu davanın bekçileri olacağız. Biz bu davanın mücadelesini yürüteceğiz. Mutlaka eşit yurttaşlık hakkımızı alacağız. Zorunlu din dersleriyle ilgili sıkıntıları aşacağız. Mecburlar bizim haklarımızı verecekler. Hiç kendinize güvenin. Biz bütün haklarımızı demokratik yollarla alacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. İsmail Başkan'a çok teşekkür ediyorum.